Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerle ilgili soru çözümü yapacağız bu dersimizde. Hemen karbonhidrat, yağlar ve proteinlerin tabii ki sayfalarını da hatırlatmış olayım size. Eksiğiniz varsa gidermeniz için sıfırdan 9'a da karbonhidratlar nereden başlıyor? Hemen söylüyorum sayfa 32'den başlıyorsunuz. Karbonhidratların arkasından yağlar geliyor. Arkasından da tabii ki proteinler geliyor. Yani sayfa 43'e kadar kadar karbonhidrat ve proteinleri bulabilirsiniz diyeyim gençler. Aynı mantık dinamomuz için de geçerli. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler arka arkaya geliyor biliyorsunuz. Sayfa 25 ile sayfa 36'nın arası olacak gençler. Karbonhidrat, yağ ve proteinin kıyas soruları çok fazla karşımıza çıkar. Bugün de karşılaştırmalar yaparak onları tekrar etmiş olacağız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> İlk sorumuzla başlıyoruz. Uzun süre aç kalan bir bireyde üç farklı organik molekülün zamana bağlı değişim grafiği yanda verilmiş. Buna göre bu moleküllerin monomerleri ve yapısındaki bağ çeşitleriyle ilgili aşağıdaki tabloda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Bizim enerji veren organik bileşiklerimiz karbonhidrat, yağ ve proteinlerdi. İlk enerjiyi kimden elde ediyorduk? Tabii ki karbonhidratlardan. İlk azalanın birle gösterilenin karbonhidrat olması lazım. Lazım. vücudumuzda karbonhidratlar bittiği zaman kimden enerji ihtiyacımızı karşılıyorduk yağlardan yani lipitlerden enerji ihtiyacımızı karşılıyorduk çok uzun süreli bir açlık yaparsak da yaşarsak da proteinler enerji verici olarak kullanılabilen organik bileşiklerdi. Bir karbonhidratlar olduğuna göre karbonhidratların monomeri kimdi? Glikozdu. O zaman glikozları işaretledim. Karbonhidratların yapısında bulunan bağ da glikozit bağlarıydı. O zaman glikozitleri işaretledim. İki ile gösterilen yağ yani lipitlerdi. Lipitlerin monomerleri de yağ asidi ve gliserollerdi. Aslında cevabı çıktı. Yağları birbirine bağlayan bağ ester baydı Proteinlerin yapı taşları amino asitler. Amino asitleri de birbirine peptit bağları bağlardı. Yani cevabımız C'ye düşmüş oldu. Diğer bir sayısal sorumuza geçiyorum. 60 molekül gliserolün kullanıldığı bir trigliserit sentezinde açığa çıkan su ile hidroliz edilecek nişasta molekülünün hidrolizinden açığa çıkan glikoz sayısı kaçtır? İki işlemli bir soru sormuş bize. Öncelikli olarak yağları yapmamız sonra da nişastaya karbonhidrata geçmemiz gerekiyor. Hemen yağların formülünü yazalım. Yağlar nasıl sentezleniyordu? 3 tane yağ asidi bir tane gliserolle tepkimeye giriyordu. Buradan bir tane trigliserit sentezi gerçekleşiyordu. 3 molekülde su açığa çıkmış oluyordu diyeyim. Şimdi biz kaç tane gliserol kullanmışız? 60 tane gliserol kullanmışız. Bir gliserole 60 katlı olarak gideceğiz. O zaman 3 yağ asidine de 60 katı kadar kullanmış olmamız lazım. Yine 60 katı kadar yağ sentezlemiş. 60 katı kadar da su açığa çıkmış olması lazım. 60 gliserol tepkimeye girerse yani 180 tane de su açığa çıkacaktır. 60 Katını aldık biz suyu bulduk Şimdi karbonhidratlara geçiyorum Nişastanın formülü nasıldı En sayıda glikoz Bir araya gelirse Bir nişasta sentezlenir Tepkimeden de En eksi bir sayıda su açığa Çıkardı n eksi 1'i şöyle yazayım su açığa çıkardı. Bizim kaç tane suyumuz var? 180 tane suyumuz var. n eksi 1 180 olduğuna göre n'imiz kaç çıkar? 181 çıkar gençler. Bizden glikoz sayısını yani n'i istemiş. Biz de 181 olduğunu bulduk. Yani cevabımız e'ye düşmüş oldu. Hemen diğer soruma geçiyorum. Yanda 3 farklı organik bileşikle ilgili ven şeması verilmiş. Buna göre şemada verilen harflerle ilgili eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A genetik şifreye göre sentezlenme protein, lipit yani yağ, karbonhidrat sentezi yapıyorduk. Bunların hangisinde DNA dur. Benim verdiğim şifreye göre sentezleyeceksin diyordu. Proteinlerde mutlaka genlerimiz şifre verir, proteinler o şekilde sentezlenirdi. O zaman A genetik şifreye göre sentezlenme doğru bir yerde. Hormonların yapısına katılmaya B'yi göstermiş. B kimlerin arasında kalmış? Proteinlerin ve lipitlerin arasında kalmış. Hormonlara baktığımız zaman bazı hormonların aminoasit bazıları And steroid yağ yapılı bazılarının da protein yapılı olduğunu söylemiştik. Yani protein ve lipitlerin ortasına tabii ki hormonların yapısına katılma yazabiliriz. C'ye baktığımız zaman bazı canlılarda ısı yalıtımını sağlama demiş. Lipitler yağlar bazı canlılarda ısı yalıtımını tabii ki sağlayacaklardı. Özellikle kutup gibi bölgelerde bulunan canlıların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası vardı. D enerji verme diye göstermiş. Bizim enerji veren organik bileşiklerimiz karbon hidratlar, proteinler ve lipitler de üçü de enerji verici olduğuna göre tabii ki üçünün orta noktasına yazabilirim. E sadece bitki hücrelerinde bulunmak karbonhidratlar sadece bitki hücrelerinde mi bulunur? Hayvansal hücrelerde bulunmaz mı? Tabii ki bulunacak sadece bitkisel hücrelerde karbonhidratlar yer almaz. Hangisi yanlıştır dediğine göre E'de aradım ama bak E'ye A şıkkını vermişiz. A şıkkına E'yi vermişiz. O zaman cevabımız A şıkkı yani E yanlış oldu diyelim. Geldim diğer bir sorumuza. Karbonhidrat, lipit ve çeşitleri ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi nükleik asitlerin yapısına katılma dediğimiz zaman nükleik asitlerin yapısında lipitler bulunmaz. O zaman bu bizim için yanlış. Enerji verme dediğimiz zaman... Karbonhidratlar da enerji verirdi, lipitler de enerji verirdi. O zaman doğru. Depo edilme dediğimiz zaman mesela bitkiler karbonhidratlarının fazlasını nişastaya çevirerek depoluyordu. Hayvanlar glikojene çevirerek depoluyordu. Bitkiler ve hayvanlar lipitlerin fazlasını da trigliserite çevirerek depo ediyordu. Yani depo edilme ortaktır. Hücre zarının yapısında da karbonhidratların ve lipitlerin olduğunu biliyoruz. Hangileri ortaktır dediğine göre cevabımız 2, 3 ve 4 olmuş oldu. Diğer bir soruma da geçiyorum. Yukarıdaki şemaya göre X, Y, Z ve T polisakkaritleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi polisakkaritleri düşündüğümüz zaman kimdi polisakkaritler? Nişasta bitkilerdeki depo polisakkaritiydi. Glikojen şeklinde de depolayan canlılar vardı. Mesela bakteriler, hayvanlar, mantarlar glikozun fazlasını glikojene depolar, çevirerek depolarlardı. Kitin eklem bacaklıların dış iskeletinde vardı mantarların hücre duvarında vardı aynı zamanda bir de selüloz adını verdiğimiz bitkilerin hücre yapısında bulunan hücre duvarının yapısında bulunan karbonhidratımız vardı. Yapısal olanları sorduğu zaman kitin ve selülozdan bahsediyoruz. Eklem bacaklılar hayvan olduğuna göre X ile belirtilenin kim olması lazım? Kitin olması lazım. Bitkisele baktığımız zaman bitkilerin hücre duvarında bulunanın da tabii ki selüloz olması lazım. Depo karbonhidratları düşündüğüm zaman hayvansal hücrelerde glikozun fazlası glikojene çevrilerek depolanacak. Bitkisel hücrelerde ise nişastaya çevril depolama olayı gerçekleşecek. Bakıyorum tümünün sentez sırasında bağlar oluşurken su harcanır diyor. Baktığımız zaman tümünün sentez sırasında glikozit bağı kurulacak. Aynı zamanda su açığa çıkacaktı. Bağlar oluşur ama su harcanmaz. Su açığa çıkar. Bu gitti. T glikojendir demiş ve karaciğerde depo edilir. T'nin bitkisel olduğuna göre nişasta olduğunu söyledik. Bitki hücresinde glikojen bulunmaz. Z selilozdur ve hücre çeperinin yapısına katılır. Z ile gösterilenin de glikojen olduğunu bulmuş. Yapmıştık. Bu da gitti. Y nişastadır ve lekoplastlarda üretilir demiş. Y'nin de selüloz olduğunu söyledik. X kitindir ve diğer polisakkaritlerden farklı olarak yapısında tabii ki azot bulunacak. Diğerlerinin yapısında azot yoktu ama kitinde ekstradan bir de azot vardı. Diğer soruma da bakıyorum. Doymuş ve doymamış yağlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ortaktır? Şimdi doymuş yağlarımız oda sıcaklığında katı halde bulunan, karbonları arasında tekli bağlar bulunan yağlardı. Doymamışlar ise karbonlarının arasında çiftli bağlar bulunuyordu. O yüzden karbona doyamamış oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyorlardı. Oda sıcaklığında sıvı olma ikisi için ortak değil. Mesela doymuşlar katı halde bulunuyordu. Karbonları arasında sadece tekli bağlar içeren yağ asitleri taşıma Tabii ki doymuşlara özgü bir özellikti. Üç yağ asidi ve glis, bir gliserolün dehidrasyonuyla yağlar sentezlendiği için doymuş da olsa doymamış da olsa bu kural geçerliydi. Hayvan hücrelerinde sentezlenme doymamış yağlar genellikle bitkisel kökenliydi. Yapay olarak katılaştırılabilenler de yine doymamış yağlardı. Doymamış yağları fabrikalarda hidrojene doyurdukları zaman margarin adını verdiğimiz yağlar sentezlenmiş oluyordu. Hemen Dinamo Soru Bankamızdan bir soru çıktı karşımıza. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerle ilgili özelliklerinden hangileri yanlıştır diyor. Amino asit dediğimiz proteinlerin yapı taşları sakın düşme ribozomlarda üretilmez. Amino asit dediğin şey monomerdir. Monomer şeyler besin sentezi sırasında üretilir. Ribozomlarda amino asit değil protein sentezi gerçekleşir. Yapısında azot elementi bulunur. Evet amino asitlerin yapısına baktığımız zaman ortada bir karbon atomu buna bağlı amino grup buna bağlı karboksil grup bir radikal gruptan bir de hidrojen atomundan bahsediyorduk. Tabii ki yapısında azot elementi bulunacak doğada 28 çeşittir amino asitlere baktığımız zaman canlı vücudunda 20, 20 çeşit. Doğada ise 22 çeşit olduğundan bahsetmiştik. Bu gitti. Hayvanların üretemediği çeşitleri tabii ki vardı. Hayvanlarda sentezlenemeyen amino asitlere de temel esansiyel amino asitler ismini vermiştik. Hangileri yanlıştır dediğine göre cevabımız tabii ki 1 ve 3 oldu. Buradan sorularımızın sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.